konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde nispeten her ilişkinin geçeceği 3 tane evreden bahsedeceğiz. Bunlar ilişkinin duygusal evreleri olarak geçiyor. Kameranın arkasında her zaman gibi yine Eşima destek veriyor. Merhabalar. Sence bir ilişkinin geçeceği ilk evre neresidir? Etkilenme, beğeni. Şöyle düşün. Bir çift bir ilişkiye başlayacaksa birbirlerini çok çekici buluyorlar. Bir flörtleşme e, süreci başlayacak. Evet. E, etkileniyorlar. Sonrasında burada nereye geçiyorlar sence? İlk Aynen görüşte mi? aşk. Aşk evresi. Aşk evresi. Evet. <laughs> Şimdi nispeten her e, duygusal ilişki diyorum çünkü aşk evresi her ilişkide olmazsa olmaz değil. Hatta şöyle düşün, genellikle görücü usulü evliliklerde Hı -hı. ya da ilişkilerde aşk evresi yaşanmayabiliyor ya da sonradan mantık, belki. Belki sonradan ya da mantık ilişkilerinde de aşk bazen yaşanmayabiliyor. Aşk bir ilişki için, sağlıklı bir ilişki için olmazsa olmaz değil. Hı hı. Aşk aslında uzun uzun başka bir videoda anlatmıştım. Şimdi bugün çok kısaca bir özet geçeceğim. Ağırlıklı olarak ikinci ve üçüncü evrelerde ne oluyor? Bir ilişkinin ikinci ve üçüncü evresinde. Buralara ağırlık vermek istiyorum. Peki aşk evresi patolojik bir evre olarak görüyoruz. E, e. Çok sağlıklı bir evre değil. Neden sence böyle? Çok hızlı yükselip sönüyor. Belki o yüzden mi acaba? Sönüyor tamam. mu? Yani yerini belki sevgiye bırakıyor. Bırakamıyorsa evet. da bitiyor. Tamam. Şimdi totalde peki bu sağlıklı evre dediğimiz aşk evresi ortalama... 2 yıl sürüyor. Ortalama en uzun iki yıl sürüyor. Ortalama 1-2 yıl arasında da bitmesi bekleniyor. Aşkı bizim için sağlıksız kılan kısım da şurası ki biz aşık olduğumuzda karşı tarafı nesnel olarak değerlendiremiyoruz. Bu yetimiz maalesef oradan kaybolmuş oluyor. Aşkın gözü kördür dedikleri Harika. Aşkın gözü kördür dedikleri de tam da işte bu evre olmuş oluyor. Bu evrede karşımızdakinden etkileniyoruz. Diğerlerinde aradığımız bütün o iyi özellikleri o kişiye giydiriyoruz demiştik. O videonun da linkini sonlara doğru bırakırız. Aslında sen sen olmaktan çıkıyorsun yani ona hale etkisi diyoruz nasıl ki böyle bir ayı düşün ayın sadece hep sürekli aydınlık tarafı gözüküyor hı hı. İşte ilişkiler kısmında da o kişinin sadece bütün iyi özelliklerini görmeye başlıyoruz ve kişinin o iyi özelliklerinden de diğer iyi özelliklerine doğru varmış gibi atıfta bulunuyoruz sanki böyle hayalimizdeki şeyi ona giydiriyoruz kesinlikle değil mi? Yani en o oluyor. Dünyanın işte en seveceni o oluyor. En aşığı o oluyor. En, güzel. en güzeli. o en oluyor. Her şeyin hı. bütün güzel özellikleri onda toplanmış gibi varsayıyoruz. Hatta bazen şunu da fark etmişsinizdir. Öyle bir anlatıyorsunuz ki aşık olduğunuz kişiyi çevrenizdekilere ve diğerlerine. A bir bakıyorsunuz tanıştıktan sonra ya da diğer insanlar size şöyle diyor. Ya bahsettiğin şey bu mu? Çok aslında öyle de benzemiyor ama Allah demek sen öyle görüyorsun herhalde falan kısmına doğru gidiyor. Hı hı. Peki aşk evresinde ne oluyor? Ne hissediyor mesela özellikle de flörte yeni başlayan arkadaşlar diyelim? Coşku. Coşku. Yani enerjik hissediyorlar evet. değil mi? Başka ne hissederler sence? Çok hayranlık. Hayranlık. Beğeni çok Beğeni, yüksek. Çekicilik, çekicilik çok yüksek. evet. Peki şöyle düşün. Bulutların üstünde. Bizim düşün. ilişkimizde aşk var mıydı? Vardı. Niye düşündün? <gülüyor> <gülüyor> Bence vardı. Vardı. Peki. Için. Senin hissettiğin şey neydi? Çok uzun zaman geçti hatırlıyorum. Çok uzun <laughs> Bu arada aşk tekrar tekrar e, şey yapabiliyor, tekrarlanabiliyor. O açıdan hmm. güzel. Yani aşk tazelemek diye bir şey var ya, işte aşk tazelemek gerçekten var. Çünkü aşk kısmında iki tane hormon aslında çok aktif şekilde görev oluyor ve aşkı biraz belki patolojik yapan kısmı da burası. Bunlar ne? Hangi hormonlar? Bir oksitosin hormonu, iki serotonin hormonu. O sürekli böyle enerjik cıvıl cıvıl dediğimiz böyle içimizin kıpır kıpır olmasını sağlayan kısım neresi? Hangi hormon? Serotonin hormonu. Tamam mı? O yüzden böyle çok Yeni evli çiftler ya da yeni aşık çiftler diyelim. Eğer bu ilk iki seneler içerisindeyse ve aşkları hala bitmediyse kendilerini çok böyle enerjik hissediyorlar, kıpır kıpır hissediyorlar. Ve ne yapmak istiyorlar? Sürekli birlikte olmak, istiyor. olmak istiyorlar. Sürekli böyle birbirlerine yapışık, yan yana, tamam mı? iç içe. Hep onunla birlikte vakit geçirmek istiyor. İşte bu da oksitosin hormonuyla birlikte oluyor. Hı hı. Şöyle düşün. Bir anne bebeğini doğurduğunda o bebeğiyle sürekli vakit geçirme isteği de hı hı. tamam alıp onu böyle içine sokası hiç bununla ondan ayrılmasını ayrılmamayı isteyen kısım da oksitosin hormonu. Bir sevgili çiftin el ele tutuşan sevgili çiftle bebeğini emziren annenin beyin görüntüleme tekniklerinin mesela çok benzer olduğunu söylüyor. İkisinde de serotonin ve oksitosin hormonu bol bol salgılanıyor. Tamam. Oksitosin hormonu da bu arada bağlılık hormonu diye geçiyor. Dışarıdan ekstra alınıyor ama ekstra bir şey yapmıyor tabii. Bağlılık yapmıyor ya da aşk yapmıyor. Ama bu oksitosin bir anne doğum yaptığında aşırı derecede yükseliyor. Neden? Çünkü çocuğunu bırakıp gitmesin. Yani evrimsel açıdan çocuğuna bir bakım da versin. Bağlılık sağlansın. Bağlılık sağlansın. Çocuğunu bırakıp gitmesin bebeğini ya da yavrusunu diye. Çok yüksek derecede salgılanıyor. Peki. Aşkın nasıl bir evre olduğunu anladık. Aşkın gözüküyor. Nesnel şekilde değerlendiremiyoruz. Bütün iyi özellikleri onda topluyoruz. Serotonin hormonuyla birlikte bol kendimizi enerjik hissediyoruz. Oksitosin hormonuyla sürekli onunla birlikte vakit geçirmek istiyoruz. Ve belli bir süre sonra yani 1,5-2 sene içerisinde de artık bu sürecin bitmiş olmasını umuyoruz. Sonrasında ne oluyor? Nereye geçiyor? Hangi Sevgi. evre sence? Değil. Güven evresine geçiyor. Hmm. Tamam İkinci evre bizim için çok önemli olan evre güven. Aşk olmazsa olmaz demiştik ya ama güven olmazsa olmuyor işte. <laughs> tamam mı? İlişkideki Aşk olmazsa oluyor ama güven olmazsa olmuyor. Evet yanlış mı söyledim? Evet. Yanlış söylesem düzeltelim. Aşk olmazsa olabilir ama güven olmazsa olmaz bir ilişkide. <laughs> Peki güven dediğimiz şey ne? Yani ona sırtında dayayabilmek diye düşünüyorum. Yani hani yükünü kaldırması değil de Hı -hı. her daim yanında olabileceğini bilmek. Evet. Aslında bilmek. seanslarda mesela burayı sorduğunda güven şey gibi geliyor. Yani beni aldatmaz falan gibi. Aslında mesela aldatma vakalarında neden güven düşüyor? Biraz sonra buna da bakacağız. Güven dediğimiz şeyde iki tane temel sorunun cevabını arıyoruz. Bunlar ne biliyor musun? İlki benim zor zamanlarımda yanında olacak Hı -hı. mı? Sırtımı ona yaslayabilir miyim? beni düşersem tutup kaldırır mı bu ilişkide burayı arıyoruz. Eğer ben zor zamanlarında da onu yanında bulabileceksem, beni bırakıp gitmeyecekse ya da düşüp düştüğünde beni tutup kaldıracaksa, sırtımı yaslayabilecek kişilerin başında eğer eşim geliyor diyorsak o zaman bu ilişkide güven var demek. Hı. Ama şöyle düşünün, sev aldatma vakasında neden ilk güven kısmı sarsılıyor? Çünkü başka bir kadınla ya da başka bir erkekle birlikteyse o zaman Yanım, ben, benim yanımda yok. Benim yanımda yok demek. Ya da onun yanındaysa eğer zor zamanımda olmayabilir. Hı hı. Yani iyi zamanımızda hele zaten aldatıyorsa ya da yanımda olmuyorsa o zaman zor zamanımızda hiç, hiç yanımızda olmaz. olmayacak. Tamam. Mesela işte bu özel bir korona zamanında ilişkilerin işte bazı ilişkilerin özellikle sarsılmasının sebebi ne? Çünkü yani büyük bir hastalık geçirdim. Bu hastalıkla yeteri kadar destek görmedim senden. Beni bırakıp gittin. Ve ben tekrar böyle bir şeyle karşılaştığımda yine senin yanında bulamayabilirim. Endişesi oluyor. Mesela şöyle bir bakan vardı. Mesela onu paylaşalım kısaca. E ee, doğum yaparken kadın erkek tarafından aldatılıyor eşi tarafından. Doğum yaparken eşi yanında yok. Yani kayınpederi ve kayınbiraderi falan şeye götürüyor. Hastaneye götürüyor. Ve neyse sonrasında işte birkaç yıl sonrasında aldatıldığını öğreniyor ve uzun bir süredir aldatıldığını öğreniyor. Sonrasında seanslarda soruyor. Diyor ki, e sen son çocuğumuzun doğumunda yanında yoktun. Diyor o gün neredeydin?" diyor. O da diyor ki, "Evet o kadınla birlikteydim." diye itiraf ediyor erkek. Peki bu kadının mesela şu anda güvenin sarsılmasındaki mantığı anladık herhalde değil mi? Kesinlikle. Çünkü diyor ki yani benim zor zamanda yoktum. Bak çocuğun doğumunda yoktun. Beni hastaneye işte kardeşin götürdü. İşte baban çıkarttı. Ee, doğduktan sonra o loğusal zamanda en zor zamanda bir haftada yanında yoktun. Sen uzun bir süre biz sana ulaşamadık. Ve sen zor zamanda başkasının yanındaydın. O zaman şimdi bu güvenin toplanmasındaki sıkıntıyı ya da zorluğu artık hayal edebiliyorsunuz. Tamam mı? Gibi. Peki ikinci soru ne? Güvenin Güven sağlandı mı, sağlanmadı mı? Bu ilişkide olduğum gibi beğeniliyor muyum? Tamam mı? Yoksa komple yanlış mıyım? Yani baştan aşağı hatalı ve kusurlu muyum? Hı hı. Tamam mı? Yani sevilmem için bambaşka bir isim olmam gerekiyor. Ya beni bir şeye dönüştürmeye mi çalışıyor? Yoksa beni olduğum gibi mi kabul ediyor? Kesinlikle. Ediyorum? Demek. Beni böyle sev, seveceksen diye bir şarkı vardı yani. Orası işte sen güven kısmına doğru dönüyor. Bazen seanslarda... Hatta bir danışan şöyle demişti. Kulaklar için nasıl eğer izliyorsa. Hocam ben şeyi anladım dedi yani. Ben bu ilişkideki sorunu anladım dedi. Ben de şeyi anlamadım çünkü gerçekten böyle bir şeyle nükteyle söylememişti. Şaka yaptığında anlamadım ya da umarım şaka yapıyordur. Ee, dedi ki ben dedi buldum şeyi. Sorunun ne olduğunu. Ne oldu? Neymiş? Yani eşiyle birlikte seanstalar. Dedi ki bu ilişkide de sorun olan şey dedi benim dedi. Komple benim dedi. Mesela düşünseniz dedi bak eşimin her cümlesini bir düşünün dedi. O ilişkiden yani komple beni çıkarttığınızda dedi aslında ilişkiye hiçbir sorun kalmıyor. Şimdi kendisini o kadar böyle kötü, pislik ve fazlalık olarak görüyor ki eşinin söylediği her şeyde o yüzden mesela işte eleştirilere üsluplu ve usturuplu yapmamız gerekiyor. Çünkü o kadar yoğun bir eleştiriyle eşimize saldırdığımızda komple her şeyle hatalı ve kusurlu olarak tasvir ederseniz o zaman ben bu ilişkide fazlalığım yani istenmiyorum. Bu ilişkiye o yüzden güvenemem kısmına doğru gidiyor. <laughs> tamam. İstenmeyen ben mi yoksa istenmeyen benim hatalı davranışlarım mı? O yüzden işte mesela davranışları eleştirelim diyoruz. Kişiliğe doğru bir saldırı ve atıfta bulunuyorsak o zaman işte kötü ve çirkin bir eş tabii ki bize güven vermez. Çünkü beni beğenmiyorsan eğer bu ilişkide bana da güven, güven vermezsin. vermezsin. Çünkü yanında durmayacaksın beni. Çünkü beni beğenmiyorsun kısmına doğru gidiyor. Peki burayı da anlattık herhalde. Sonrasında nereye geçecek ilişki? Sevgi. Bağlılık. <laughs> ben tutturamıyorum. <Sevgisi. gülüyor> Sevgiye dönüyordum. <laughs> Üç tane evresi vardı. Yancım, bir tanesi aşk, ikincisi güven, üçüncüsü bağlılık. Sevgi diye bir evre yok. Ama mutluluğun formülünde var. Belki ilerleyen videolarda mutluluğun... Ama bağlı, yani güven ve bağlılığın içinde bu sevgi de olması lazım. İlişkinin hepsinde olması yani. gerekiyor. Aşk, evresinde de, <laughs> aşk evresinde de olacak. Sevgi olmazsa olmaz. Ee, aşk evresinde de tabii ki sevgi olacak. Güvende de olacak. Bağlılıkta da, da olacak. Tamam bağlılığın peki şey ne? Bağlılıkta biz ne arıyoruz? Daha önceden bir videomuz vardı hatırlarsan. Bu ilişkiye ne kadar bağlısın, ilişkiye işte bağlılığını test ettiği. Onu da linkini yukarıya koyarım. Burada nereye bakıyorduk? Bu ilişkide bir geleceğim var mı? Burayı arıyorduk değil mi? Yani ben bu ilişkiye kalmak istiyor muyum? Bu ilişkide yaşlandığımı hayal edebiliyor muyum? Ömrümün sonuna kadar seninle birlikte bu ilişkide olduğumun hayalini kurabiliyorsam eğer bu ilişkiye bağlıyım demek. Artık bir ilişkinin, sağlıklı bir ilişkinin gelebileceği son yer burası. Aşk evresi bitmiş olabilir. Ona karşı artık nesnel bir görüş olacak. Yani iyisiyle kötüsüyle tüm davranışlarını görüyor olacağım. İkincisinde onun benim yanımda zor zamanlarımda da olabileceğini, ona sırtımı yaslayabileceğimi hissediyor olacağım. Ve bununla beraber bu ilişkiden beğenildiğimi, yani bir fazlalık ve pislik olmadığım hissini yaşıyor olacağım. Sonrasında da bütün bunlar oturduktan sonra da artık bu ilişkide ben yaşlandığımı, işte huzur bulduğumu ve aklımda herhangi başka birisi olmasın ya da yalnızlık hissiyle böyle beni çeken bir şey kalmasın. Çünkü seninle birlikte olmak istiyorum hissinin birleştiği son evreye geçmiş oluyoruz. Tamam. Burada da bunun da temel sorusu şu olacak. Bu ilişkide yaşlandığımı görebiliyor muyum? Evet ben bu ilişkide seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Ömrümün sonuna kadar seninle birlikte bu ilişkide kalmak istiyorum cevabı varsa o zaman bu ilişki aynı zamanda bağlılıkta kuvvetli bir ilişki olmuş oluyor. Tamam. Bir ilişkinin o yüzden 3 tane evresi var diyor. Şu anda hangisinde takılı kaldığınızı bir düşünün. Yani eşiniz tarafından beğenilmediğiniz mi düşünüyorsunuz? Bu ilişkiye bir fazlalıkmış gibi mi hissediyorsunuz? Değersizlik hisleri çok mu fazla? Buraya bakmak gerekiyor. Eğer cevap evet bunlar eksik diyorsanız o zaman güven evresinde bir sorun var demek. Zor zamanda eşim yanında olmaz diyorsanız yine güven evresinde bir sorun var demek. Bunlar olmasına rağmen ben bu ilişkiye kalmak istemiyorum. Bu ilişkiye karşı derinden bir bağ hissetmiyorum diyorsanız o zaman bağlılık kısmıyla alakalı bir sorun var demek. Aşk kısmı ile alakalı zaten sorun olsa da çok önemli değil. Orası aşk bitmiş demek. Çok sorun değil. Ama sağlıklı bir güven ve bağlılığın olduğu ilişkiye de unutmayın aşk tekrar tekrar tazelenebiliyor. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Peki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kanalda hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek için aşağı bıraktığım izleme listelerinde göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.